Bütün bir ömrünü dünya için harcıyorsun değil mi kardeşim? Hiç yarın öleceğinin hesabını yapıyor musun? Hele oğlanı da bir askere göndereyim. Hele kızı bir baş göz edeyim. Hele bankanın taksidi bitsin. Umre için daha erken, tövbe için daha vakti var diyorsunuz değil mi? Secde için daha çok erken diyorsunuz değil mi? Bakın buradakiler de böyleydi. Hepsinin hesapları vardı, kitapları vardı. Hayalleri vardı, ümitleri vardı. Çocukları vardı, anneleri vardı, babaları vardı. Bırakıp gittiler ansızın. Kaç kıyamet koptu bu kabristanlarda. Kaç yuvalar yıkıldı burada. Kaç feryatlar, figanlar verildi burada. Kıyamete kadar yaşayacaksın değil mi? Asıl kıyametin senin öldüğün günün olduğunu biliyor musun? Asıl kıyametin seni buzdolabının içine, adı morg olan bir dolabın içine koyulduğu anın olduğunu biliyor musun? Asıl kıyametin hiç uğramadığın mahallenin camisinde, gasilhanede yıkandığının olduğunu biliyor musun? Asıl kıyametin seni bu çukurun içine koyduklarında herkesin evlerine gittiği anın olduğunu biliyor musun? Götürecekler seni hastaneye. Ansızın duracak kalbin. Almış olduğun nefesi vereceksin ve bir daha almaya gücün kuvvetin yetmeyecek. Çırpınacaksın belki nafile. Feryat edeceksin ama çabasız. Rabbim ne olur bir şans. Biz sana çok şans verdik. Her cenaze senin için bir uyarı değil miydi? Küllü nefsun zayikatül mevt ayeti senin için bir uyarı değil miydi? Her nefis ölümü tatacak dediğimiz zaman kulaklarını kapatmadın mı demeyecek mi Kur'an-ı Kerim mahşerde? Dedim ya, kimileri 20 günlük, kimileri 20 yaşında, kimileri gencecik gelin, kimileri yeni damat, kimileri yeni anne olmuş, kimileri baba adayı, kimileri sabi. Kaç kıyametler koptu burada. Belki yarınki kıyamet senin kıyametin. Belki yarından sonra olmayacaksın bu dünyada. Malının faydası olmayacak. En sevdiğin eşin terk edecek kabrini. Evladın diye yüreğine bastığın evladın terk edecek kabrini. Kalacaksın bir başına buradaki insanlarla, buradaki cesetlerle birlikte. Zifiri karanlık bir çukurun içerisinde. Feryat edeceksin nafile. İsyan edeceksin çabasız. Bütün bir ömrünü dünya için harcıyorsun. Dün bizim gibi, sizin gibi konuşuyordu buradakiler. Hesap kitap peşindeydiler. Dünyalık şeylerle uğraşıyordular. Tıpkı bizim gibi. Tıpkı senin gibi, tıpkı benim gibi. Hiç yarın buraya defnedileceğin, bugün buraya defnedileceğin hesabını yapmadılar belki. Ne mutlu onlara ki onun hesabını yapanlara. Çok mu zor yarının hesabını terk edip ahiretin hesabına çalışmak? Çok mu zor Allah'ın emirlerine uymak? Nasıl yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. En yüksek tepelerde yaşasan bile, gücün kuvvetin zirvede olsa bile, güçsüz kuvvetsiz kalacaksın bu çukurun içerisinde. Örtecekler üstünü. Feryat edeceksin, hanımın ağlayacak ve birkaç saat sonra gidecek. Belki evlenecek gidecek. Evlatların birkaç ay sonra unutacak seni. Biriktirdiklerin tarumar olacak. Düşündüklerin hayal olacak. Kalacaksın burada zifiri karanlık bir çukurun içerisinde. Bütün bir ömrünü dünya için harcıyorsun değil mi? Bakın. Bu sıra dün dolu bomboştu. Düz bir topraktı. Bugün açıldı ve yarın dolacak. Yarın dolacak bu çukur. Düşünsene yarın buraya gireceğini. Düşünsene yarın ev diye buraya nakledileceğini, geleceğini düşünsene. Düşünsene yarın akşam sevdiklerinden kopacaksın. Artık buradaki cesetlerle, cenazelerle, ölülerle komşu olacaksın. Düşünsene yarın artık annenle babanı bir daha hiç göremeyeceğini. Düşünemiyorsun değil mi? Ceset kokuyor şu anda buralar. Çünkü birkaç saat önce yaşayan insanlar gömüldü buraya.
güçlüsün, kuvvetlisin değil mi? Vallahi bu çukura koyduklarında bunu kaldıracak gücün olmayacak. Kuvvetin olmayacak. Sesin olmayacak. Kapatacaklar üstünü. Allah'a yalvaracaksın ama nafile. Rabbim bana bir şans. Heyhat. Bütün bir geceyi buzlukta geçireceksin. Ve buzluktan, morgdan çıkarıldıktan sonra buraya hapsedileceksin. En sevdiklerin bile karşı koyamayacak seni buraya koymaya. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Bütün bir ömrünü dünya için harcıyorsun değil mi? Bir dakikalığına kendini bu çukurun içerisinde düşünsene. Kapatsana gözlerini. Zifiri karanlık bir çukurun içerisindesin. Üstün örtülmüş. En güvendiklerin yok şu anda. Beyaz bir kefenle sarılmış bir vaziyettesin. Bağırıyorsun çabasız, feryat ediyorsun nafile. Allah'ım ne olur bir ışık. Eğer varsa namazın ışık olacak. Eğer varsa tövben ışık olacak. Eğer varsa ibadetin ışık olacak. Eğer yoksa içkin zifiri karanlık olacak sana. Eğer yoksa gıybetin sana zifiri karanlık ve azap olacak bu çukurda. Dayanamadın değil mi? Dayanamadın değil mi karanlıkta kalmaya? Duramadın değil mi? Bir dakikalığına bile sabredemedin değil mi? Vallahi kıyamete kadar kalacaksın. Billahi kıyamete kadar kalacaksın. Ne de az harcamışım ömrümü secdede diye pişmanlık içerisinde olacaksın. Gıybetle geçirmiş olduğun hayatının pişmanlığı içerisinde olacaksın. Haramla geçirmiş olduğun hayatın pişmanlığı içerisinde olacaksın. Bütün bir ömrünü dünya için harcıyorsun değil mi? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile öldü. Sen mi ölmeyeceksin? Unutma. Her saniye, her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsun. Her gün bu çukura bir adım daha yaklaşıyorsun. Gel daha vakti varken dön Allah'a. Tövbe et. Çünkü gidebilecek hiçbir kapı yok alemlerin Rabbi olan Allah'ın rahmet kapısından başka. Yarın çok geç olabilir kardeşim. Yarın senin için çok geç olabilir. Yarın tıpkı buradaki gibi defnedilmiş olabilirsin. Yarın akşam bu çukurun altında sen olabilirsin. Yarın çok geç olabilir. Gelin bu geceden itibaren söz verelim Allah'a. Tövbe edelim. Çünkü hiçbir günah Allah'ın rahmetinden ve merhametinden daha büyük değildir. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti. Önce burada yatanların üzerine olsun. Sonra tüm ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah.